sunar. O çocuk bırakılır mı yurda? Kötü oldu. Herkes bana küfür ediyor zaten. Gerçekten. demek ki iyi oynamışsın. 99'da sünnet mi oldun Sezi'cim? Herhalde öyle de. Daha erken de oynadım bu arada. Şey yapayım diye. Niye bozuyorsun? Kanal 7 parayı hemen veriyormuş öyle mi? Hiç bekletmiyormuş. Önem! Sesin güzel mi mesela? Test etmek ister misin? Evet, olur. Çalmayacak biliyorum. Burası ya. Çok utandım, gidiyorum. Ben mesela... Bana çaldı sen. Ne? Niye bunu anlatıyorsun? Boş ver, anlatma. Ne? madem buna bir hani açıklama getirmek zorundayım, burada getireyim en doğru şekilde açıklamış olayım. Şöyle, öyle bir şey oldu. Evet, senin telefonun aktif ama bir tek sen istediğin kişiye ulaşabiliyorsun. Ya işte bu kadar basit. Yani sen hiçbir şey öğretti bana bugün. Benimki nasıl daha fresh ve daha cool. Aşkım ben bir göremiyorum. O kadar değil. Hayır bana bakmıyor, kendine bakıyor böyle. Bize kaldığın herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Ve bugünkü konuğumuz Melisa Döngel. Alışamam yokluğuna. Selam. Bunu yapmayı çok istiyorduk. Evet, bu şaka bilmem kaç yüzüncü kez peki yapıldı ama. Peki ben nasıl heyecanlıyım, farkında mısınız? Yerimde duramıyorum. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun sen? Ben birazcık daha seni böyle rahat oturtacağım. Birazcık daha gel böyle. Vücudun kısır. Hareket edemiyor. Uzanıyormuş böyle. Şeyde öyle kuaförlerde yaparlar ya, böyle makyaj yaptırırlar. Kalkarlar böyle şok. Ondan sonra makyaj hiç görmediği için. Böyle ama o kafa değil mi geride? Yok yok. Melisa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Siz daha güzelsiniz. Maşallah. Yok, sen güzelsin aşkım. Senin güzel yanımız da bizimki. Vallahi geldiğin için öncelikle tekrardan teşekkür ederek. Bu yoğun temponda. Evet evet evet. Yani. Sana her zaman gelirim aşkım. Sana her zaman gelirim. Bana? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Sana bundan sonra sen daha üst planınız var. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Madilik yapıyormuş. Ama senin bir, yani bir ananız var sizin. Ya ben onu, bu arada siz o çekimini falan yaptınız ya, Colgate falan çektiniz. Evet. Ben orada dahi senin o olduğundan haberim yoktu. Düşün. Bizim Akyaka'daki tatili. Bilmiyorum ben fotoğraflardan, benim gerizekalılığım bence. Estağfurullah. Aa, sonradan benim evrim teorim falan. Biz Melisa'larla bir Akyaka'ya tatile hayır, falan gitmiştik de. Sen bu arada. Yani sen de değişmemişsin bu arada. Değiştim ya. Fotoğraflarda mı acaba bana şey geldi? Neyse. Hayır. Fazla bir şop yapmış. Çok mu? Fazla şop yaptın kızlarmış. Tam tersi şeyi daha güzel, orijinali daha güzel bence bu arada. Bence de öyle. Bence de. Bu arada sen fotoğraflardan ve şeyde dizideki halinden gerçekten günlük halinde çok daha iyi farklıyım, gözüküyorsun. Farklıyım değil mi? Herkes evet. Söylüyor bunu. Daha iyi gözüküyorsun ve daha güzel pıtı pıtı bence. Daha minyonsun bu evet. Arada yani normal televizyondaki onun halinden. Onun için kapat Instagram'ı. Herkese bir yüzüne gel diyorsun. Değil mi? Ben şöyle birazcık şey yapmak o istiyorum. O zaman makyaja da başlayalım makyaja bir yandan. Bak. Nasıl bir şey istiyorsun Melisa? İlk defa böyle bir şey soruyoruz gelen konuğumuza. Nasıl bir şey istiyorsun? Ben karışmam biliyorsun. Burada yok, iki yok. Tane profesyonel insanın yanında benim ya. Bir şey söylemem. Halt yemem lazım konuşurken. Estağfurullah. Hiç öyle şeyler yoktur. Ama biz de içimizden ne gelirse bakalım. Şey çalışalım. Ne? Serbest çalışalım. Serbest bir çalışma. Şimdi fanötenimizde önce ben bir hafifçe başlayayım. Siz neler diyorum. Yapıyorsunuz anlatın. Valla biz de yoğunuz güzel gidiyor. YouTube çekimlerimiz zaten her hafta devam ediyor. Hmm. Dizi seyrettin mi Melisa hiç? Tabii seyrettim, seyretmez mi? Gerçekten mi? Evet. Peki favori bölümün hangisiydi? İrem'in oldu. Derece mi? Zaten bayılıyorum İrem'e. Ya canım benim. Evet, bence o da seni çok seviyordur. Öyle mi? Konuşmuştunuz. Colgate işinden sonra i̇şte falan. İşte Colgate'de paylaşım yapmıştı İrem. Bizim senin sayende bizi paylaşmıştı. Ben de hemen oradan takip ettim. Sıcaklığı. Teşekkür ederim falan dedi. Bayılır ki sana. Yani hiç yüz yüze geldiniz mi? Yüz yüze gelmedik hiç. Gelmeyin dermişim. Gelmeyin zaten. Sosyal medya hem müthiş. Yeter değil mi? Ama yan yana geldiğinde geçmiş olsun. Fazla samimiyete gerek yok diyorsun. Hayır, hayır. Şaka yapayım. Canım İrem. O zaman sen bizi bir gün bir araya getir. Net. Belki beraber. Bir gün İrem'le beni aynı anda oturtturursun bu masaya. Nasıl neden peki? Olmasın? Çok bir ara öyle bir şey yapacaktık. İrem'le birini çekecektik ama... O biri ben. Olmadı. Olmadı. Belki ben. Başka bir şeyler olur. İrem'cim işte. Bu kadar basit. Ne o ne deyorsun? Ne manaysa. Bu arada
sadakatsizdesin şu anda ve ben bunu yeni öğrendim. Çünkü sadakatsizin ilk bölümlerini biraz göz atmıştım ben, diziyle ilgili az buçuk bir fikrim var. Ama son bölümlerini izlememiştim ve sen dahil olmuşsun diziye. Evet, dahil. Nasıl oldu bu? Hani teklif nasıl geldi? Ne rolündesin? Neler yapıyorsun? Son diziden birazcık bahsederek başlayalım. Şu an devam eden bir dizim var zaten, Sen evet, Çal Kapımı. Evet, Sen Çal Kapımı. Ben hani evet. En son sadakatsiz daha yeni olduğu evet. için ondan başladım. O daha yeni değil mi? Yok, Sen Çal Kapımı asıl oynadığım dizi. Asıl devamlı karakter oynadığım dizi. Sadakatsiz'e konuk oyuncu. Konuk oyuncu mu? Evet. Evet. Ama en yenisi diyorum, altını çiziyorum. Anladım, en anladım. Son. En bu son. Değil mi? En yenisi. Yine en son Sen Çal Kapımı. Konuk bölümü. Allah Allah. Sadakatsiz Çal... daha yeni değil mi? Hayır, Sadakatsiz Sen Çal Kapımı devam ederken sevgili patronum Fatih Aksoy'un bana tanımış olduğu bir şanstı. Beni konuk oyuncu olarak davet etmek istedi. Ben de orada oynadım. Bu kadar. Yani bir bölümlüktü. Aslında bir bölüm devamını istedik, devamını gelmesini istedik. Fakat aynı kardeş yapımla... ve bir dizide oynadığım paralel için... Paralel gitmesi zor iş aynen. Yani. Ve bir, belirli zor. Bir dizide oynadığım için diğer dizide oynamam zaten imkansız oluyor. Tabii. Böyle bir şans olmuş oldu bu. Yani, benim için de güzel oldu. Yani seni yiyeceğim, sen bize de... anlattı ya. Yemağını sıkacağım şu an. Anlatamadım. Anlattın. Orada da Selçuk'un annesini oynadın. Evet. Nasıl bir deneyimdi? Ben izledim de o farklı. Yurda bırakılma orada. Sahnesiydi. Bir anne var ve farklı şeylere yönelmek durumunda bırakılan bir anne. Çocuğunun geçimini sağlamak için ve kendi geçimini sağlamak için. Hemen üzülürüm. Evet. Çocuğunu yurda mı bırakıyorsun orada? Çocuğumu yurda bırakıyorum. Yazıklar olsun sana. Ah be, nasıl bıraktın o çocuğu? Ben nasıl ağladım o sette, siz biliyor musunuz? Gerçekten mi? Bana diyor ki ağlama, ağlama diyorlar. Ben tamam derim, hadi devam edelim, çekelim, duygum kaçmasın falan. O çocuk bırakılır mı yurda? Kötü oğlum, herkes bana küfür ediyor zaten. Gerçekten. demek ki iyi oynamışsın. Aynen, hakkını vermişsin ki geçirmişsin insanları. Ama sen zaten iyi bir oyuncusun. Peki, ben o zaman ben bir soru sorayım. Şimdi Sen Çal Kapımı dizisi biliyorsun ki, aman Allah'ım, Türkiye'de sizin fanlarınız, sizin ufacık bir paylaşım yapmanızı bekleyen şey seyirciler, onlar bunlar. Nasıl gidiyor set ortamı? Yani çok eğlenceli olduğunu görüyorum bu arada. Evet. Ekibinizle falan. Ben hayatım boyunca gerçekten unutamayacağım bir anı elde etmişeydim. Hayatım boyunca unutamayacağım arkadaşlıklar elde etmiş oldum. Ne güzel. Hepimiz aile gibiyiz, hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Bizim için diziden daha önemli şey aramızda oluşan bağ oldu. Ne kadar güzel. Gerçekten aile gibiyiz yani. Hani inanılmaz bir samimiyet, inanılmaz zaten bir yakınlık. Zaten öyle olmasa bence evet. O dizi setlerinde çalışmak mümkün değil. Zaten çünkü... bizim enerjimiz o diziyi evet. Belki evet. De o, yani hani bu benim tabii kesinlikle. Ki de kendi şahsi düşüncem. Aramızdaki bu samimiyet zaten buraya getirdi. Diye düşünüyorum. Herkes inanılmaz ya. Sette bir tane insana kötü, bir tane insana egolu, bir tane insana hani böyle şey diyebileceğim biri yok. Herkes hepsi birbirinden inanılmaz insan. Ağlayacağım. Herkesi çok seviyorum. Işte. Dizi setinde en çok, en sevdiğin ve en iyi anlaştığın arkadaşın kim? Ya yani bunu direkt cevaplarım. Anıl ve Sarp. Değil mi? İşte. Anıl ve Sarp. Direkt Anıl ve Sarp. Çünkü sizin paylaşımlarınız, o karavandaki storyleriniz falan inanılmaz yani. Ben bakıyorum. Aranızdaki iletişim gerçekten çok iyi. Belli yani eğlendiğiniz sizin. Ama Seçkin dediği gibi zaten 16 saat çalışıp... Dediği gibi aile, kardeş gibi oluyorsun artık. Başka yani. Bir şey yani. O başka bir... Hepimiz anandan babandan daha fazla görüyorsun. Hepimiz birer küçük TikTokçu olduk hepimiz. Bence ama siz bu süreci çok doğru yöneten bir ekiptiniz. Gerçekten. Evet. Sosyal medyada da... Bir de yani o dizide seyredirken de sanki gerçek hayattaymış gibi etki verdiği için bence o yüzden bu kadar fazla seviyorlar sizi de. Dediğim gibi yani sizin o birbirinize olan iletişiminiz, enerjiniz karşıya çok fazla geçiyor demek istedim. Çok uzattım. Bir şey bir de şöyle ki ben bir yerden sonra dinlemeyi bıraktım, biliyor musun? Söyleyeceğim cümleyi düşünüyorum. Hani bitirsene ne sayısın. Yani biter dedim herhalde. Kalkar giderim. Kalkar giderim. Yaparım bunu. Melisa'nın 1999 doğumlu olduğunu peki biliyor muydu? Biz konuşmuştuk bunun çekimde zaten. Evet, sen şaşırmıştın. Ama zaten çok küçük gözükmüyor. Evet ama gerçekten de çok küçük olduğun gerçeğini o sene yüzüne vurunca insan 99 evet. Ya evet, maşallah evet. Yani gerçekten ama zaten çok küçük. Ama bil ki ruh yaşım kaç. Bir sorsalar ruh yaşım kaç. Benim sünnet arabam 99 model. Öyle maşallahlı hani falan hani o arabam 99 modelli düşün. Model hani. 99'da sünnet mi oldun Fezicin? Herhalde öyledir. Daha erken de olabilir bu arada. Hani küçük bir şey yapayım diye. Niye bozuyorsun? Niye bozuyorsun yani? Yaşamın büyük olduğunu sevmeye çalıştım. Ya geçenlerde düşündüm ben onu abi. 35 yaşındayım ve böyle birçok şeyden çok fazla şeymiş gibi hissettim. Nasıl, ya. Nasıl 35 yaşındayım? 35'im ben. Sen kaç yaşındasın? 37 oluyorum ben de. İmkansız göstermiyorsunuz. Ya gerçekten. Çok kaşıyın ama bir nazar. Ben kaşıyım da yani benim içim zaten 70 olduğu için şey düşündüm. Abi birçok şeyi kaçırdım ya. Hele de şu... Neyi kaçırdın be? Neyi kaçırdın hakikaten ya? Yapmak istediğim birçok şeyi yapamadım. Ne yapmak istedin mesela? Şey düşündüm ya. Şimdi...
Yani bu pandemide birçok şeyi kaçırdığıma karar verdim. İşte yapmak otobüsü istediğim... mı kaçırdın? Hayır be ama bir daha of ya. Yani işte piyangoyu mu kaçırdın? Gitmek istiyorum mesela atıyorum bir yere. Anladın mı? Şu an gidemiyorum. Benim kolum bağlı. Anladın mı? Yani yaşım ama 35 oldu. Ama bu sana oldu. Özel bir şey değil. Herkesin kaçırdığı evet. bir şey. Kardeşim 10 yaşında bunu yaşayan da var. 60 yaşında yaşayan da var. Ben şu an kendimi kayıp bir şeydeymiş gibi hissediyorum. Onu söylemeye çalıştım. Balık Nemo ya. Nasıl çiğim ağzına devam et. Ne yapayım Allah Allah ya bu kadar şeye. Sen nasıl hissediyorsun sen anla. Gamsız o be. Ben daha gamsızım. Kaçırdım. Ben yaşadım, gördüm. Daha da yaşayacağım adına inanıyorum. Ne kadar? Neyse aşkım sen en azından birkaç sene öndesin. Biz beraber yine yaşayamadıklarını yaşarız doğru senin. Doğru söylüyorsun aşkım benim. Bak ne kadar şey mantıklı bir kız. Bu arada ana sponsorumuz Piyano Civilerinin sana özel tasarladığı hediyelerden biriyle seni buluşturuyoruz. Aç bakalım aç beğenecek. Aç. Ya. Aa güzel bir kolye. O zaman bunu bana kim takmak ister? Şu hemen takmak istiyorum. Hadi tak lütfen. Hemen takarım. Hemen takmak. Bu arada biliyorsunuz ki anneler gününe yaklaştık ve Piyano Civilerini burada bir şey anlatıyorum. Çok pardon. Farkında mısınız? 26 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında Fezi'ciğim. Anneler gününe özel Piyano Civilerde 500 lira üzeri tüm alışverişlerde gümüş zincirli kalp kolye hediye ve 1500 lira ve üzeri alışverişlerde de %9 anlıyor gülüyorsun. Açamadım. Açamadım. Bunu da açamadım. Buradan belirtmek isteyeyim. Ana sponsorumuza da sevgiler selamlar. Teşekkür ederim. Sevgili Piyano Jewelry. Açamadın mı? Ne ki? Açamadım. Allah kahretmesin açamadım. Buraya döndüm. Şunu dur. Yanlış yaptım şu an Melisa'cığım. Bak hayatımda hiçbir kadına kolye takmadığım ne kadar şey. Evet var, maşallah. İlk miyim? İlk ben, miyim? Ben genelde hep borç takarım öyle giderim. Hiç estetik bir şey olmadı değil mi? Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Vallahi olmuyor. Ver. Vallahi olmuyor. Al. Bak sana kısmet. Kıza boynunu koydum böyle. Ayı ya. Ayı. Melisa'cığım bir dön şimdi bak, seçkin için bak. Nasıl iş bilir nasıl kişiler şey nasıl yapıyor? Tabii. Dur bakayım bunun tersi düzü. Ama çünkü şeyi bunu ters yapmışlar gibi geldi bana. Dur. İşte sana o yüzden dedim döndürüyorum. Bak yine M'ye ters döndü. M'ye ters döndü. Ters. Döndü. Dönmemiş. Bizim videomuz böyle bitiyormuş. Öyle bizim takmayı bak çalıştık. Renkli normalde bunun ucu. Biz böyle piyanocuları değil birbirimizi yiyormuşuz. İyi piyanoya malzeme çıktı. Tamam oldu. Tamam aa, işte. Çok güzelmiş çok bu. Çok güzel evet. Bu arada şey, bu artık şey oldu, pelesenk oldu. Bunu inşallah Piyano Jewelry'nin reklamlarında da kullanacağız, televizyon reklamlarında. Gerçek altın ve sertifikası var. İnanabiliyor musun? Ya git şey yap. Bu her videoda söylediğim bir şey bu. Dillere pelesenk oldu bu. Neyse onu... artık sertifikası var, kutusu var işte. Teşekkür şey ederim. O zaman tekrar dönüyorum oyunculara. Evet. Ya zaten o kadar küçüksün ki bilmiyorum daha evet. geçmişi nasıl bu. Şöyle. Ama okuduğum kadarıyla bir Osman Yağmur Deli evet. okulu geçmişim Osman var. Osman Yağmur Deli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldım. Sanırım 15 yaşında başladım. Gerçekten evet, mi? Kerem Kupacı'dan ve Zeynep Kumral'dan aldım. Bedir ve Bedir hocam vardı. Bir de Sefa Tantanoğlu diye bir hocam vardı. Onlarla bu kariyerime başladım. Yaklaşık 2 sene falan onlardan eğitim aldım. Daha sonrasında Hilal Saral'dan kamera önü oyunculuk eğitimi aldım. Ah, söyleyemiyorum asla bunu. Neler oldu söyleyemiyorum. Nasıl? Kamera önü oyunculuk kamera eğitimi önü aldım. Eğitim. Evet, sen çok mükemmel yetişsin. Senin burcun neydi Melisa? Başak. Çok yorar ya insanı. Öyle mi? Evet. Mükemmeliyetçi mi? Bak sana söylediğin şeyi tekrar hayır, diyorsun. Hayır sadece konuşmak istiyorum. siz ikiniz yapın bu şeyi programı. Ben şey fazlalık gibi hissediyorum kendimi. Aa niye öyle ya. Dedin şimdi durduk yere? Hayır şaka yapıyorum anlat. Hilal Hoca'dan eğitim aldım. Daha sonrasında eğitimlerim bittikten sonra aslında oyunculuk yapmaya başladım. Eğitim boyunca hiç böyle bir şeyim olmadı. Ne derler? Girişimim olmadı. İsteğim çok oldu ama ya, hazır olduğumda çıkıyorum. İnsanların karşısına çıkıp bir şeyleri göstermek anladım. İstedim. Anladım. Süper. Tam bir Başak Burcu'sun işte. Aynen. Onu... Tam aşağıya. Doğru söylüyor. Çok mükemmel şeymişim evet. Çok da süper projelerdi zaten. Şu an kendini göstermeye devam ediyorsun. Kanal 7'de Elif dizisiyle başladım biliyorsunuz. Gerçekten mi? Orada bir Elif dizisi serüvenim oldu bir sene. Daha sonrasında önemle tanıştım annemle. Kanal 7 parayı hemen veriyormuş öyle mi? Hiç bekletmiyormuş. Önem! Şimdi elinde şampanyasıyla gelir zaten. Sus diye. Sus. Bu arada Arka Sokaklar'da da oynamışsın. Evet bir bölüm oynadım. Bir bölüm mü o? Evet. Onu anlatmak isterim. O çok komik bir hikaye. Anlat. İşte benim böyle şey ikinci tecrübem olacak Arka Sokaklar. İşte Arka Sokaklar'da oynayacaksın falan diye haber geldi. Ben çok heyecanlıyım. Oo ne oynayacağım bilmem ne bana hemen karakteri atın. Sahneye atın falan. Sahneye attılar ama çok kasma dediler.
sahneler o kadar uzun ki ben ezber yapmaya çalışıyorum. Yarın sabah 8'de falan setim var. Nasıl ezberleyeceğim? Mahvoldum ben, bittim falan. Sete gittim, makyaj yapılırken aynı anda hala şey ezber yapmaya çalışıyorum falan. Sonra sahneye girdik. Üç gibi kayıtlendi. Ben başladım bağıra bağıra böyle sahneye oynamaya. Kestik dedi hoca. Ne yapıyorsun dedi. Neden hocam dedim. Ezber mezber yok der dedi. Sufleyle ilerliyoruz dedi. Ağzını oynatsan yeter dedi. Ben vereyim nasıl yani falan oldu. Bir hiç şey kasmama gerek yok. Sesli çekim değil miymiş orada? Falan yapsam yetermiş, anladın mı sana kızına? Falan yapsam yeter. Sufleyle ilerleyen hala öyle mi çekiyorlar? Hala öyle çekiliyor. O yüzden kadar hızlı çekiliyor bence. Aynen. Ve benim için bir hayal kırıklığı. Ben bunu asla bilmiyordum. 19 yıldır falan devam ediyor. Aynen devam ediyor ama o kadar yoğun çalışıyorlar ki zaten öyle bir şey mümkün değil. Hani ezberle ilerlemeleri falan. Bir de ezberle çekseler o diziyi çekemezler. Çekemezler. Birazcık karışımla kalmışsın. Tabii. Sözlü dursana. Gözüm bir buraya bakıyor. İlk defa mı iki kişi makyaj yapıyor peki? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Neyse. Deneyeceğim. Başarılı olacağım sanırım. Öyle bir tecrübe. Peki sonra... bunca yoğunun arasında sevgiliye vakit bulabiliyor musun? Var mı bir hayatta önem hakkın, bir... Önem jokerini kullandın, buna önem diyemezsin. O zaman Onur Can ve Yağmur var sırada. Ama bunu cevaplayayım. Yok yani ya. Benim vaktim var, ayıracak vaktim var. Ama ayırabileceğim vakitte bir insan yok, anladın mı? Buradan herkese duyurulur. Süper. Yani bekarsın şu an yani. Bekarım. Memnun musun bekar olmaktan? Hayır hiç değilim. Nasıl memnun olabilirim ki? Pandemideyiz yani. Ha, doğru söylüyor bu. Evet herkesin bir manitası var. Herkes birbiriyle bir şeyler yaşıyor. Ben tek başıma öleceğim galiba. Biz Akyaka'ya gittiğimizde bir manitan vardı diye hatırlıyorum. Onurcan! Eskiden güzeldi aşkım. Aynen eski defterleri açmaya gerek yok senden ama. Şey ama... diyormuşum aynı standartlarda. Yeni upgrade edilmiş yeni bir tane. Daha var. Şeydi falan hani daha evde oturmayı seven. Hani Netflix'ten chill yapabildi. Setten döndüğümde evde beni bekleyen, yemeğimi yapan. Sen yok yardımcı yani. Arıyorsun anda o kadar iyi sevgili değil. Değil. Tabii hizmetçi yani, arıyormuş hani... değil mi? Yok ya beni sevsin yeter. Sen nasıl boş kalabilirsin zaten? Çok ya, enteresan. Boşum ya. Ben de bazen şaşırıyorum hani. Hani seni ben... Neye şaşırıyorum biliyor musun? Flörtüm de yok. Hani böyle birileriyle normal konuşursun, mesajlaşırsın. Ne haber? İyi sen... O da yok. Ama hani... aşkım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama çok yoğunlar. Mı? Hayır. Yok yok yoğunlar yok, falan ben, değil. Yok ben zaman ayırırım. Gerçekten inan zaman ayırırım. Buradan duyuyorum. Karşımdaki kişi. İnan ayırırım zaman. Türkiye'de peki en beğendiğin oyuncu kadın kim var? Neslihan Atagül direkt tartışmasız. Neslihan? Evet. Bunu senelerce söylüyorum. Bütün röportajlarımda, bütün konuşmalarımda her zaman da aynı olacak benim için. Neslihan Atagül benim en sevdiğim oyuncu. Peki karşılıklı bir dizide oynamak istesen bir kadın partnerin Neslihan'ı mı yoksa başka bir... Neslihan tercih ederim. Neslihan... Hem yani. Bana katacak şeyleri olur hem benim öğreneceğim şeyler olur. Bu arada arkadaş mısınız Neslihan'la? Normal hayatta görüşüyor musunuz yani? Arkadaş değiliz ama eskiden Önem'in oyuncusuydu. Ha, evet. Aynen bir oradan biliyorum. Bir de zaten hani böyle hayranlıkla takip ettiğim bir insan olduğu için... Tanışmadınız mı hiç yüzüze? Tanışamadık. Maalesef. Tanışman lazım. Çok tatlı bir kızdır. Gerçekten. Önem tanıştır bizi. Aa, ne güzel bir makyaj yaptın be. Vallahi helal olsun bana. Valla siz o çekimde Allah de ben size bayılmıştım saçınız makyajınız. Ama çekimde ne oldu? Ne eğlendik ama. Ne eğlendik hakikaten. Evet. Hiç çekim gibi değildi ya. Paydos dediler biz böyle hala bir şeyler mi içtik acaba burada falandık. Düşün. Ve içtik de falan. Evet. Başka bunu söylemeseydin dermişim. Ama ne canım alkol aldık. Ne olacak ki? Hayır sandık soda limon içtik ya ne alkolü. Tamam. Sandık arıya. Peki müzikle aran nasıl? Sesin güzel mi mesela? Test etmek ister misin? Evet, ne olursun? Çok isterim. Ne olursun? Ne küçücük bir şey ama yani. Küçük ama yani şu an bu çekim burada bitebilir biliyorsun mu? Hayır, hayır. Kulaklarınızdan dolayı rahatsızlık için. Hiç öyle, hiç öyle bir şey yok. Patron biziz. Ne söyleyeyim ya? Ne söylemek istersin? En çok mesela işte atıyorum Adele Rolling in the Deep falan söylemek ister misin mesela? Hani öyle şeyler mi yoksa Türkçe mi? Tuğçe Kandemir'i mi seviyorsun? Hayır o değil. Neydi? Neydi kızıma şarkımı? Arasan mı bu gece? Ay yok. Bu kadar mıydı? Şey yapayım mı bir Serena havasıyla? Serena havasıyla yap. Benim bu der. Hadi dur bir dakika biz de bir yudum alalım. Biz de bir yudum alalım. Biz de ben de söyleyeceğim. Devamında da biz düet yapalım seninle. Aa söyle hadi. Ne? Telefon. Ama iddiam yok kesinlikle. Buradan Hakan Altun telif atma ne olur. 3 kuruş. Hakan abi bak söylediğimiz aynı abi ne olur abi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Burası ya. Ay çok utandım.
canım gidiyorum. Bence tatlı. Gayet tatlı bir ses. Samet gibi yapmayayım mı? Beni çok madilediniz. Ben artık dayanamıyorum, gidiyorum. Sen de gitme. Sen de biz böyle müzik şeyleri alıyorum. Yok yani böyle şey iddiam yok, çok kötü hatta yani. Kim şarkı söylemeyi sevmez ki ama ya? Herkes kendi şarkı söyler mutlaka. Bence yani. Gayet de çekerler. İşte kendi kendime kalsın bence. Hayır, sadece ya. Kendime kalsın. Çok tatlı söyledin, hiç kimse kusura bakmasın. Buradan bir ödül, MTV Grammy ödüllerine kafasını falan koyarım. Ya da belki de bana böyle eğitim verebilecek biri varsa. Ama ses de eğitildikçe güzelleşen ve düzelen daha bir şey değil mi yani? Aynen öyle. Kas. İmkansız. Hayır, düzelir aşkım. Hayır, hiç abartma. Hayır. Çok kötü olsa çok sen kötü. Sen söyle yani. Bakalım bir şeyler. Ben ne söyleyeyim? Baby, you're perfect for me, you are my gift for heaven. Yok, bu kadar. Ben de bu kadar. O çok güler böyle şeyler. Evet, sesin benim o. Single'ım bile var ya. Ama söyle o zaman da biraz bir varışına, bir yokuşuna, yanımdayken yok oluşuna üzülmüyorum. Ama devam et. Üzülmüyorum. Buna da mı teklif vereceğiz? Olmuyor. Ben seni anladım. Name o zaman sen bir şeyler öğretsene bana madem. Hemen çok severim öyle evde müzik söyleyelim. Şey yapalım. Yapalım edelim. Ya ben seni Cici Hadid'e de benzettim bu arada. Benzetiyorlar mı hiç? Benzetiyorlar. Ama benziyorsun. Sen daha güzelsin bu arada. Evet. Ben mesela bana kaldı sanki. Ne? Niye bunu anlatıyorum? Boşver anlatmayayım. Ne? Katarlılık seviyor. Ben daha çok Bella'cıyım falan diyecektim. Sonra diyecektim ki benim fikrimin ne önemi var diyecektim. Kaldı. Çok önemi var. Bana kaldı tabii. Evet, yani, sana ben Cici'yi sevmiyorum. Bella'yı seviyorum. Cici daha ağlıyor şimdi. Ah Cici şuradan söz hakkı. Kusura bakma Cici. Zayn beni buluyormuş, vurduruyormuş beni. Tak sniper'la tak diye gidiyor musun sen? Ne Cici? Ne saçma bir muhabbet oldu bu. Neyse. Ezi ya. Neyse şarkı dedik, türkü dedik. Bu arada ben senin bir haberini okudum. Bilmem anlatmak ister misin? Ne ya? Bir komşunla aranda bir problem olmuş ve bir polislik bir dava olmuş. Oha, ama o kadar da. Tabii şey ki oldu. Sen çok haklısın bu arada benim okuduğum kadarıyla. Bir insanlık yapmışsın çünkü. Madem buna bir hani açıklama getirmek zorundayım. Burada getireyim en doğru şekilde açıklamış olayım. Şöyle öyle bir şey oldu. Evet birkaç ay öncesinde oldu ama daha yeni değil henüz. Hani şu an olan bir şey değil bu. Ne bir oldu tam olarak bu arada? Bir belediye çalışanı yaprakları temizlerken aletin çok ses çıkarttığını iddia eden bir komşumla böyle bir münakaşa haline girdiler. Böyle bir tartışmaya başladılar. Daha sonrasında tartışma kötü bir hal almaya başladı. Kavga, ben de, yumruk gibi öyle. Falanlar evet ve ben de bir vatandaş olarak vatandaşlık görevimi yerine getirip yani polisi çağıracağım daha fazla bu şekilde müdahale etmeyin hani karşındaki zaten yaşlı bir insan hani bağırman, itiştirmen, kakıştırman ne geçirecek eline gibi bir savunma yaptığımda. Sosyopattır o. Bayağı kötüydü. Daha sonrasında kötü bir karşılık aldım tabii. Evet hani bana da böyle biraz sert çıkışmalar vesaire oldu. Sebep peki neymiş? Evine girmeye bile kalktı mı peki gerçekten? Yani evet öyle de oldu. Aa, o kadar ciddi bir şey bu ya. Ne münasebet ya sen kimsin ya? Ne münasebet gerçekten ve senin yaptığın da tabii ki çok insani bir şey ve çok doğru bir dediğim şey. Dediğim gibi gerçekten. Vatandaşlık görevimi gerçekleştirmek, vatandaşlık değil insanlık görevimi gerçekleştirmek zorundayım. Karşımda kim yaşlı bir yapar. Yani evet ya kimse görse yapmadı işte. Yani o yapmadıkları için ben müdahale etme durumunda kaldım. Şu an ne durumda öyle bir mahkemelik bir şey misiniz yoksa? Yok ya ben hani şey benden çıktı zaten. Ben sadece aynı zamanda bu belediye çalışanı amcaya şahit olmak için gidip ifade verdim. Evet böyle bir şey yaşandı. Canım benim ya. Çok tatlı. Evet, böyle bir şey yaşandı. Gerçekten. Vallahi çok tatlı. Gerçekten bunu duyuyorum. Bravo ya. Birçok insanın yapmayacağı bir şey yapmışsın sen gerçekten. Yani insanlık duygularımın hala yaşadığını düşünüyorum. O yüzden yapmak durumundaydım. Bu genç yaşında bu kadar aklının başında oluşu da gayet takdire şayan. Bu yeni nesil niye böyle? Vallahi helal olsun sana. Çok yüksek. Annenin karnına tabii alıyorsunuz kolikasiti. O beyin çalışıyor. Üçüncü gördüğün gibi hepsi açılıyor. Bir çıkıyorsunuz her şey biliniyor. Biz niye böyle değildik ya? Çok ah anne be. Daha alacaktın iki hap bir kolikasit bir şey. Çok daha bilinçli değiller evet, mi? Evet yani çok doğru. Bilinçliler gerçekten. Amca orada işini yapmaya çalışıyor. Yani ses çıkarttı diye. O zaten ses çıkartmadan yapabileceği bir iş değil o. Zaten onun bu görevi bu. Yani canı istediği için yapmış olduğu ya, evet, şey. Herhalde ben gece 4'te de yapmıyordu yok, o işi yani. Yok öğlen vakitleri. Ben yani. Seteki çektim hatta. 10 dakika sonra beni almaya gelecekti. Bu kadar basit. Evet. Öyle bir hikaye çok geçti. Çok gurur duyuyorum seninle. Bravo evet, sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz sana. Canım benim. Peki Melisa'cığım. Hiç estetiğin var mı?
Estetiğim yok. Maşallah. Ya, belli. Evet, estetiğim yok. Kaşlarımı aldırdın mı? Beklediğim o. Estetik kaşlar. Ama güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Beğendin mi? Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok gençsin, güzelsin. Evet yani ya. Bir şeyde hiç ihtiyacın yok ama illa bizim meraktan soruyoruz. Geçen de estetik yaptırdı diye haber yapmışlar. Yalan. Ben onu okudum da sordum bunu. Evet. Aslında yalan olduğunu da anladım kaşımı da. Kaşımı aldırdım ya kaşımı. Buna da buradan madem sesleniyor. Bence orada espri yapmışsın. Belli ki ya bir şey de değil sende. Onlar yine estetik çekmeyin, falan. Çekmeyin, kırmızıyım dedim. Ha. Kırmızı olduğum için üstücü kokuyor. Sanki alnına bir şey yaptırdı yani, falan filan. Evet. Niye alnına bir şey yaptırdın? Yani yaptırsam da yaptırdım derim. Bu arada botoks falan da ileride yaşın gerektirirse yaptırırsın da yani. Kesinlikle yaptırırım canım. Asla karşı değilim. Hı-hı. Ya zaten işim ekranla. O yüzden yani kendime bakmak zorundayım. Kendime. Ya bir de 2021 yılında artık estetik yaptı, yaptırdı muhabbeti biraz saçma değil evet, mi? Evet saçma. Yani... Konuş bizi biraz. Aynen. Tamam şey yapıyorum şu an. Ha. Gerçekten biraz saçma geliyor bana ya. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın. Niye bu sizi bu kadar ilgilendiriyor ki? Hayır bir de yaptırsan suç, yaptırmasan suç. Güzel tabii. Olsan suç, güzel olmasan suç. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsanlar için yaşamayacaksın. Bu kadar basit. 2 kere 2 4 yani hani. Sen ne istiyorsan onu yapacaksın. Yaptırmadım ama bu yaptırmayacağın anlamına gelmez. Bu kadar basit. Tabii ki. Birazcık gölgelendiriyorum ben şimdi. Peki şu an dizide sen haftanın 5 günü 6 günü sette misin tabii. Yoksa daha soft mu? Şöyle sen biz sattın. Dizi olarak sürekli iç içe çalışıyoruz. Bütün oyuncular beraber çalışıyor. Zaten o yüzden eğleniyoruz hep beraber. Güzel. Peki sezon finaline girdik bu arada biz. Heh, onu diyecektim evet. Ben ha. Şu an. Bir sezon finali durumunuz var sizin. Peki bu Covid durumundan dolayı mı biraz erken sezon finali yaptınız yoksa yok biz zaten her gün test ya. Ben bu arada yok, biz her gün test alıyoruz. Yapımımız o konuda çok fazla dikkatli. Çok dikkat ediyorlar. Evet, bizimkiler evet. Ekstra dikkatli. Hı-hı. O konuda. Süper. Sağ olsunlar. Bizim her şeyden önce bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Ne kadar güzel. Olması aynen öyle. Şey ama bizimkiler ekstra falan değil mi? Kendi yapımı aileme veriyor. ekstra. Hem PCR 2 kere yaptırıyoruz. Tabii öyle. Gerçekten sabah akşam falan. Sabah akşam PCR. Hem burundan hem kulaktan diye. Tabii öyle yani. Çeşitli çeşitli PCR testleri deniyor. Her hafta hangisi daha etkili diye. Bilinçli bir setiz. Bilinçli bir setiz bayağı aşırı. Ama derecede. ekstra bilinçli olduğunuzun ben bir de altını çiziyormuşum. ekstra bilinçli olmamıza rağmen biraz da bir sağlık problemleri yaşadığımız bir haftaya girdik. Oldu mu peki sizde hasta olan? Oldu evet birkaç kişi çıktı. Biliyorsunuz hani vakalar çok arttı. Bizim de sevgili yapımcılarımız sanırım. Hani bunun biraz önüne geçmek hı-hı. Adına bir de biraz artık yorulduk 11 ay oldu. Biraz aslında dinlenelim diye. Aslında bir çıt erken mi ara vermiş oluyorsunuz normal aslında zamandan? Aslında evet sanırım evet öyle oluyor biraz ama ihtiyacımız da vardı. Hı-hı. İyi oldu. Peki seneye devam edecek mi dizi belirsiz mi yoksa? Haziran'da tekrardan devam evet devam ediyor yani diye söylendi. İnşallah devam eder. Hayırlı güzel şey. Bir dizi. Sizin ha. Enerjiniz de çok güzel. Bence devam eder gibi. Yurt dışından çok fazla izleyen seyircilerimiz var. Yani geçen hafta 5 milyon tweet'i açtık. Gerçekten mi? 5 milyon. Wow. Evet. Ya zaten sosyal medyamız daha kuvvetli. Hani hı-hı. Şey ekran ve televizyon değil de sosyal öyle medya oluyor. Tarafı çok bu, kuvvetli. Genelde dizilerde. Evet. Yurt dışında zaten yani sosyal medyanın da etkisiyle dizilerle beraber işte o oradaki aşklar falan da çok fazla takip ediliyor ya hani var. Hayır, diziden çok bizim TikTok'larımız takip ediliyor. TikTok'lar anlasın. TikTok yani, hesabın var mı? Şöyle biz sürekli TikTok videoları izleyerek gülüyorduk karavanda falan. Sonra dedi ki Anıl ve Sarp'le Allah Allah dedik hani biz de mi yapsak acaba? Biz tamam, de mi açsak falan? Sonra ben Anıl ve Sarp'ı TikTok kanalı açtım. Sarp Kalp Anıl diye. Siz kesinlikle dedim bir araya geldiğinizde komik bir şeyler çekip bu kanala dedim video atmaya başlayın. Hı hı. Sonra ben dahil oldum falan derken böyle inanılmaz geri dönüşler aldık. İnsanlar seyretmeye ve devam etmemizi söylemeye başladı. Ne hesabın adı? Onlarınki Sarp Kalp Anıl. Benimki Melisa Döngel. Döngel. Söyle arkadaşım çok ama şey yani hani böyle TikTok tamam, değil de tam olarak böyle sosyal medya yine Instagram ağırlıklı çalışıyoruz. Peki bence Instagram'da bir gün kaç saat vakit geçiriyorsun mesela? Instagram'da mı? İnsanlar of. Karavanda bekliyorlar 11 saat zaten. Yani ben çok vakit geçiriyorum. Senin ekran görüntüleme süren senin 20 peki saat falan. Peki en çok vakit geçirdiğin aplikasyon Instagram mı Instagram. Yoksa? Instagram. Ben öyle çok yazışmayı sevmiyorum zaten. Instagram'da da yazışmak arama değil benim vakit. Ben arama insanı. Ben yüz yüze insanıyım. Yüz yüze olalım tamam. İnsanıyım. Arama ben insan konuşayım. İnsan çünkü hemen fikrim değişecekti. Yok öyle uzun uzun hani böyle mesajlar atayım falan filan. Ben ok falan yazıyorum. Mesaja okeyim. Aramaya. Sesli mesaja da okeyim. Aramaya. Asla. 2021 yılında yani gerçekten aranmamalı. Bir ölüm kalım olmuş evet. Olması lazım. Ha tabii canım o ayrı. Bunu hep sürekli dile getiriyoruz ama söylemeye çalıştığım şey şu benim. Ya tabii bizim biraz çok fazla egzajere evet, ediyoruz tabii ki de. Tabii ki anam babama arayamam gerçi rahmetli oldu da. Yani annemi ablamı falan herkes şey yapıyorum da yani böyle çok manasız bir şey için atıyorum.
50 saat konuşmak yerine ya abicim at mail at mesaj at bu kadar bir şey. 50 saat konuşuyorum. Gerçekten 50 saat. Ama yakın arkadaşlarımla. Ben de aradığım oluyor tabii ki. Ne yapıyorsun? Neredesin? Ha tamam buradayım. Dün mesela aradım çok güzel bir haber için ki söylemiyorum şu anda. Müthiş bir haber. Haber olunca işte 50 saat falan konuşuyorum. Böyle bir gelişme, böyle bir dedikodu vesaire bir şey olunca ararım. Onu mesaja bırakmam. Benim demek istediğim mesela tanımıyorum hiç. Tamam mı? Yani hiç tanımıyorum. Telefonu almış bir yerden bir şeyle alakalı arıyor mesela. Hayır yok ben o değil o asla değil. Asla bilmediğim numarayı açmıyorum. Mutlaka mesaja düşürürüm. Mesajda da şu oluyor işte ondan sonra. Bilmem neyle bir ilgili bir iş vardı. Onunla ilgili bütçeniz bir konuş. Nedir? Kardeşim mail atsana mesaj atsana. Evet. Ya birbirimizi tanımıyoruz etmiyoruz. Ben seninle niye şimdi ben bir de telefonla konuşurken turluyorum. Böyle o ben bir çıkarım. Nişantaşı'ndan çıkarım. Harbiye'de bulurum kendimi telefonla konuşurken. Onu da yaşamak istemiyorum. O yüzden istemiyorum bir şeyle. Hani. Yok ben de telefonu insanıyım derken hani şey. Hadi görüşürüz özen diyorum ben ondan sonra devam ediyor. Kardeşim benim niye hayırlarım hiçbir zaman kabul olmuyor ya. Ya benim mesela annem öyle biliyor musun? Hadi görüşürüz diyorum üstüne 8 saat daha konuşuyor. Abi görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz diyorum 8 saat daha konuşuyor. Annelere bir şey diyemem. Onlara bir şey diyemem. Aynen. Kıyamam. Ne kadar fazlasısın diyorum. Bütün arkadaşlarım da öyle falan. Baktım size yeter. Hepinize upcall diye bir şey var. Onu biliyor musunuz? Ne? Upcall. Evet. Telefonu böyle kapatmış kapatmış gibi yapıyorsun. telefonun açık. Seni arayanlar asla sana ulaşamıyor ama sen onları görüyorsun. Ama sen istediğin kişiyi arayabiliyorsun. İnternetini de kapatıyorsun. WhatsApp'ı internetten de kapatıyorsun. WhatsApp'tan da ulaşamıyorlar. Tek tek oluyor. Senin telefonun aktif ama bir tek sen istediğin kişiye ulaşabiliyorsun. Ya işte bu kadar basit. Sen müthiş bir şey öğretti bana bugün. Ben de diyordum ki Apple bir tane telefon çıkarsın ama aramalara kapalı. Uygulama çıkartmışlar işte bunun için. Tamam işte okey şahane. Tabii hepiniz indirin ama bana bunu yapmayacaksın. Bunu bana yapmayacaksın. Mesaj attığın anda ben herkese diyorum ki mesaj attığın anda görürüm zaten. Beni arama. Bana boşu boşuna yalan söylettirme. Mesela diyor ki aramıştım diyor. 6 kere aradım seni diyor. E gördüm. ben onu gördüm bilerek açmadım. Yani. Mesaj göremem zaten. Mümkün ha. Benim telefonu aramayı görmemem demek mümkün. Benim ölmem demek. Belki bir tane arada kaçabilir. O sırada çalışıyorumdur falan. Ama 6 arama var. 6 tane aramayı kaçmaz. Ben gördüm zaten sürekli tık telefonda şey yapıyorum. Orada çalıyor. 9 defa da. Bize zaten. Ben görmemezlikten geliyorum bazen onu. Yapmayın arkadaşlar. Vallahi olmaz öyle yani. Neyse. Melisa hiç utanç duyduğun bir anın var mı? Benim aklıma nedense o geldi şu an. Utanç böyle, hani, duydum. Aman Allah'ım böyle bir şey yaşadım ve unutamıyorum bunun travmasını ya falan. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şey benim hayatımda çok fazla mesela meydana geliyor. Sakarlık gibi olur. Ben inanılmaz işte, sakarım. Bak inanılmaz. Yani. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en sakar insan benim. Hatta Anıl bizim işte setteki diyor ki yemin ederim diyor senin diyor karşına birini koyacağım. Bütün gününü çeksin diyor. E bunu diyor YouTube'da falan bir program haline getirsin. Ne şey gibi sakarlıklarım var yani. Mesela kırma dökme. Tabii her şey canım. Onlar daha hafif şeyler. Bak daha dün düştüm falan anladın mı? Baksana gerçekten sürekli hayatım boyunca sürekli her itinayla düşüyorum günde iki kere. Seni ben olmazsa yiyeceğim. Olmaz. Kafama vuruyorum. Düştüğüm zaman gülüyor şeyler, musun kendine? Tabii canım gülüyorum. ben de çok en gülüyorum. Şey, yani bir korkutulan insana çok fazla çok gülüyorum. Ona da. Bayılıyorum birilerini korkutan. Dün izledik daha Didem'le. Evet Didem izleydi. Korku videoları seyrettik. Bir de düşen insana inanılmaz gülüyorum. Ben dün iki gülerim kere düştüm. Saatlerce gülebilirim yani. Hani keşke görseydim. Bir dahakine yani videoya çek. Ne olursun. Bize at düştüğün zaman. Yani. Kaşa da bir el atar mısın? Ben oradan nasıl atayım el şu an? Ben bunu yaparken bile ama benim kaç kalemi almışsın? Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Acaba benim böyle gerçekten utanç duydum. Aldım. Al bundan şey yaptı. Ama o kadar çok var ki. Ama vardır. Var yani. Hayatımda en sevdiğin ilk üç insan kim Melisa? Kız kardeşim. Zor durumda bırakayım seni birazcık. Hmm. Hiç zor durumda değilim. Kız kardeşim diyeyim şu an. O mu? İlk o. Benim kaç kardeşsiniz? Ben tek kardeşim. Bir kız kardeşim var 16 yaşında. Yok üç kere o anlamında. Salak oldum ben de. Evet bize salak etti Melisa. Bir de heyecanlıyım diyordu. Evet. İki kardeşsiniz ve aynen en çok sevdiğim kardeşim en çok sevdiğim kardeşim. O da 16 yaşında. Sen peki kardeşinle mi yaşıyorsun burada? Kız kardeşim. Kız kardeşinle ikiniz yaşıyorsunuz. İkiniz yaşıyoruz. Çok tatlı. İki kız kardeşim. Adres de verin de taşlasınlar. Adres sormadık. Dur daire değiştirin. Burada değiller. Zaten güvenlik liste siz giremezsiniz. Kız kardeşimden sonra tabii ailem ama önem yani bir de. O ya, üç kişinin arasında. Önem anne gibi oldu mu sana da? Önem anne gibi değil anne oldu bana zaten. Evet. Hayatımda en büyük şanslarımdan biri önem benim için. Ne kadar güzel böyle bir şey söylemen ya. Birçok kişi için öyle bence sanırım de öyle bence. Birçok kişiyi geç ama gerçekten benim için öyle. Kıskanmışım değil mi? Birçok kişi. Bir tek benim şansım. Allah'ım yeterli benim için falan. Bir tek benim annem falan. Bir tek benim falan. O benim annem tamam mı falan. Aa, Melisa tabii, çok güzel makyaj yaptın be annem yemin ediyorum. Öyle mi? Baksana bir Allah aşkına. Şuraya bir fazla geçirdim onu daha çektim zaten.
Elimde asla izin vermeyeyim, bir şey söylemesin. Yok, ben bugün yokum. Gideyim mi ben Tolga? Çekim gideyim, iki kişi yapsınlar. Bence yeni bize kaldı ekibi çok güzel oldu bunların. Bence olabilir falan diyor. Aşkım. Renkli gözlüler olarak devam ediyoruz biz. Hadi dudağımıza da o zaman bir ufak bir şey sürelim. Dur ben şimdi... Ne sürelim dudağa? Böyle hafif bir nemlendirici. Nemlendirici mi yapalım? Senin güzel Tom Ford'unu sürelim azıcık. Melisa, makyaj rutinin var mı senin böyle hani yaptığın? Hiç bunu kaçırmam, işte mutlaka makyajımı silerim yatarım falan dediğin öyle bir şey var mı? Makyajımı sürekli silerim yatarken tabii cilt bakımı önem veririm ama benim birazcık cildim problemli olduğu için, akneye eğilimli olduğu için ben uyanınca bir küçük de olsa bir baz gibi fondöten kullanırım suratıma. Bir tek o, başka hiçbir şey yok. BB kremler var biliyor musun? BB veya CC krem. Ben sana bir tane CC krem markası var. Tamam. Onu önereyim, bayılacaksın ona. Biraz o böyle şey, nasıl derler o, hani böyle küçükken kusursuz suratı olan arkadaşların olur da sen biraz kusurlusundur. İşte psikolojik bir travma yaratır ya sana. Sen kusurluysan. Ben... İşte o biraz benim takıntım böyle. Sen kusurluysan bir de bana bakın. Hani kubik hani ben yokum. Estağfurullah arkadaşım. Öyle. Bir gün Seçkin bana şey dedi ya, sende dedi hiç estetik var mı dedi. Hani sen böyle bir şey yaptırdın dedim ki Seçkin. Yaptırsam tabii bunu mu yaptırdın? Yani tercihim asla bu olmazdı, anladın mı? Hani bir estetik yaptırsam asla bunu tercih etmezdim. Yani bambaşka bir şey tercih ederdim. Ya çok aslında. Güzelsin, nasıl böyle bir şey söylersin? Benim için güzel dermişim sadece. O da güzel, o da güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu söylemeniz için zaten zorladım. Vallahi. Biz bu şey video boyunca sadece birbirimize iltifat ettik. Aşkım ama birbirini seviyoruz, ne yapalım? Evet. Melisa makyajını bitirdik bu arada. Bir bak bakalım nasıl olmuş. Ben de bir göreyim. Ben de göreyim mi? Hayır bana. Yemin ediyorum bu taraf daha güzel olmuş. Baksana bakayım. Nasıl açılmış gözün. Benimki nasıl daha fresh ve daha cool. Aşkım ben bir göremiyorum. O kadar belli. Hayır bana bakmıyor, kendine bakıyor, böyle yapıyor, anladın. Hangi taraf daha güzel? Zaten belli. İki taraf da çok güzel. Hadi bak. Ben seçim yapmak istemiyorum ya. İkisini de çok sen sevdim. Sen şimdi bir şey yapmanı istiyoruz. Bir bu tarafına tutacaksın yüzünü, o tarafa, bir de diğer tarafa. Tutabildin bunu, mi? Evet, evet. Bir ıslak mendil alabilir miyim arkadaşım? İşte ıslak mendili yok daha, make-up artistide. Aa, var mı ıslak burada? Telefonu seç. Evet. Telefonu seç, yorumlara yaz. Ay aman, yoruma gerek yok zaten, kazanan belli. Şampiyon belli, şampiyon ikinci belli de burada. Şu, bak şu highlight'ı gördünüz mü oradaki? Sanki şu oraya bak. Işık vurmuş gibi. Öyle değil mi? Sen bilirsin çünkü. Tabii işte. Senin tarafın hangisi? Sen söyle. Hangisini beğendin? Bak. Ona yani göre. Şöyle söyleyeyim. Evet. Ben her zaman Melisa'yı senin yaptığın makyajın aynısını yapıyorum yani, bu arada. Çünkü yakışan diye bir şey var. Ona yakışıyor ama senin yaptığın makyajı yapabilmeyi çok isterim. Çok teşekkür ederim. Ay ne kadar güzel yiyorum. Aferin, öğrettim gibi aşkım. Ben sana hemen öğreteyim. Bu makyajın üstüne elinde kirli bir fırça varsa şöyle üstüne geç. O oluyor. Hoşt derler adama. Hoşt dünyada. Nereye giderse gitsin. Bu makyajı gösterdiği herkes başka bir teknik der. Dünya yapmak... nereye giderse gitsin bu taraftaki makyaja, evet sana %100 yetişen makyaj budur kızım derler. Tabii kirli ve yorgun gözükmesini istiyorsanız tabii ki böyle bir şey yapabilirsiniz. Tarafları karıştırdın. Hayır işte buradan bahsediyorum. Kirli. Burada... Böyle açılmış yukarıya doğru lift bir şey falan. Bu bunlar işte gördüm. Ya bu. Sonsuz güzel olmak istiyorsanız. 10 yıldır 20 yıldır bu hep yapılıyor. Bir bize kaldırdan sonra geldik. Hayır bir dur daha. Bitti daha. Daha durum var. Kazım gelmez, bir buraya bakıyorum, hayır, bir buraya bakıyorum. Melisa'cığım geldiğin için pişman oldun mu? Hayır asla. Ya ben şu an gitmek istemiyorum. Ya. Daha yeni alıştım, hadi bir şeyler sorun. Zor olsun. Zor olsun, bir şeyler sorun. İşte nefret ettiğin bir kadın oyuncu var mı? Tabii ki benim. Yani estağfurullah, nefret ettiğim tabii ki nefret de yok. Ettiğim diyemem ama çok da sevmiyorum. Üstüne kusmak istediğim var. Yani üstüne kusmak istediklerim olduğu var. Doğru mu diye bak. Bak oldu bak. Yağmur diyor ki. Yağmur, Allah sizin cezanızı vermesin. Allah diyor kahretmesin. Hayır ya. Bu da tabii yok ya, öyle nefret ettiğim yok yapıyorum. Ama tabii ki de böyle. Hoşlanmadığın insanlar var. Aynı setteymiş. Duydum ben onları. Aa, vallahi bizim sette hiç olsa söylerim, yemin ederim. Ama hepsine aşığım. Hepsine teker teker aşığım. Tam yukarı bak şimdi. Daha da mükemmelleştireyim bak şimdi. Oo. Peki o zaman... Benim o darbeyi yapmam gerekiyor. Zaten mükemmeldi. Hadi başka bir şeyler soralım. Tamam tamam. Aa ne tatlı benim. Evet konum. Yiyeceğim onu. Dur başka gitmek soru soracağım. Gitmek istemeyen konuklarımız var. Bak görüyor musun? Buraya gelen... Gitmiyorum. Diziden sonra bir sinema filmi falan yapmak istersen, böyle oynamak istediğin özellikle bir erkek oyuncu var mı? Hani onunla oynarsam çok mutlu olurum. Mesela, çok keyifli geçer diye dediğin biri var mı? Arkadaşlarım da olabilir. Arkadaş da olur. Tanımadığım ama anın olmasın artık. Tamam. O zaten dizide oynuyorsunuz. Ben yepyeni bir şeyden Uraz'la, bahsediyorum. Uraz'la beraber oynamaktan aynen keyif alırım. Onur duyarım aynı zamanda da güzel olur. Süper. Komedi mi yapmak istersen?
komedi ama şey ikisinin arasında bir tercih yapmam gerekirse hı-hı, dram çok istiyorum. Ya. Dram oynamak istiyorum. Buram buram dram ağlamak istiyorum. Benim şeyliğime verin. Sinema filmi yaptın mı hiç daha önce? Ha, hiç oynamadın. Evet evet. Aa, sinemaya bence çok yakışırsın. Bence bir beyaz perde yüzü değil mi tam? Sevgili Nuri Bilge Ceylan. Bakın bu kız burada geldi. Sevgili Ferzan Özpetek. Buradan çok sesleniyoruz. Ama gerçekten. Peki var mı yakında böyle konuşman, görüşmen, bir sinema filmiyle falan ilgili bir sinyaller var mı? Önem izin veriyor mu buna? Yani sinema yapmanın yararlarına? Tabii, tabii o da ister. O da doğru buluyordur yakında bunu. Yakında neden olmasın diyorsun. Belki neden olmasın. Süper. Aynen. Her şeyi açız teklifi açın. Vallahi sorularımız bitti. Melisa ya. Makyajımız da bitti. Gerçekten şahane bir makyaj yaptım. Tekrar teşekkür ederiz. Şahane makyajlar yaptınız. Ya. Böyle de sporur arkadaşım ya. Gerçekten geldiğin için çok teşekkür ederiz. Biliyoruz senin programın yoğun evet, ama yani böyle bize fırsat verdin. Önemli de ben konuştuğumda dedi ki hani önce Melisa ile konuşalım. Hani tabii hı-hı, ki ben gelmesini isterim ama sen de bana hemen cevap verdin ve asla geri çevirmedin. O yüzden ekstra teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ne için, demek, muhabbet ettiğiniz için. Ne demek, çok tatlısın, enerjin çok güzel. Siz de öylesiniz. İstediğin harikasın, ne varsa gerçekten karşına çıksın. Hepsini yaşa. Sana hayırlı bir sevgili diliyorum. Vay. Evci. Aman edemeyeceğin en güzel cevabı diliyorum. Hayırlı bir sevgili diliyorum gerçekten. Herkese. Seni anlayan, seni seven, sadık. Çok önemli çünkü evet, bunlar biliyorsun. Yani dizide oynadın biliyorsun sadakat. Şimdi buna yavaş yavaş şeyleri veriyoruz. Yani şimdi sadakatsız olmasın. Sadakatsız olmasın dediğim gibi. Biri gelsin bu kızın kapısını çalsın artık. Bak senin ismini de oradan şey yapıyorum. Oradan beni al. Kendine gelen varsa sen kal çapını diyoruz. Bakın çalmıyorsunuz. Sonra komşuları rahatsız ediyor, bir şeyler oluyor. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Melisa. Adam gibi biri çıksın. Yeter artık kapısını bırakın kediye. Yok yok. Gerçekten şey değil. Hakikaten hayırlısı olsun ve öylesi gelsin. Aynen. İpsiz sapsız tip sana göre değil. Sen daha düzgün. Bütün iyi dileklerimi sen. Ben bütün hepsini size göndereceğim. Arada atacak önce bize. Oradan tabii. Tabii. Diyeceğiz ki Melisa bak bu olur olmaz. Bu okey bu bizim değil. Bizim çevremiz tamam, geniş, kulağımızda şey. Delik. Biz sana söyleyelim. Haberimiz bizim. Bak ya neler şey. Teşekkür ederim. Aşkım gerçekten teşekkür. Çok eğlendim. Çok eğlendim. Bize kaldırın bu haftaki bölümüne. Devam et. Yapmayacaktın sen. Aa, yani hayır sen, vallahi yok. Bir bize çok kaldın daha sonra geldik efendim. Biz her pazar bize kaldı YouTube kanalında buradayız. Artık biliyorsunuz ki saat 18'de yayındayız. Siz istediniz biz saati çektik. Evet. Beyaz fona da laf ettiniz. Onu da değiştireceğiz yakında. Ona da bir ufak bir şey geliyor. Sen ne yapıyorsun? Spreyi sikiyorsun. Önümüzdeki hafta yepyeni konuklarımızda yine biz burada olacağız. Abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Lay lay lay. Bye bye. Sizlerle.